Bu videoda bir vektörün x ve y bileşenleriyle koordinat düzleminde bulundukları yere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki bağıntıyı inceleyeceğiz. Peki, hemen bir örnek yapalım, ne dediğim daha iyi anlaşılsın. Burada bir vektör var, başlangıç noktası a. Bitiş noktası da kahverengiyle gösterelim, burada olsun, b noktası. Vektörü de yeşille çizelim. Çok belli olmuyor ama biraz kalınlaştırırsam. Evet, daha iyi değil mi? Vektörümüz bu. Düzlemdeki konumuna göre başlangıç noktası A, bitiş noktası da B. A ve B noktalarının koordinatlarını biliyorsak, vektörün x ve y bileşenlerini bulabilir miyiz? Ne dersiniz? Kolaylık olsun diye vektöre bir de isim verelim. V vektör diyelim. Şahane. Şimdi A'nın koordinatlarına bakalım. x koordinatı, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, 5, 6, 7, 8. Evet, eksi 8. Y koordinatı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A noktası eksi 8 virgül 7'deymiş. Burası eksi 8, burası da 7. Vektörün bitiş noktası olan B'nin koordinatları ise, bir bakalım, x eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o zaman 7 virgül y koordinatı eksi 1 ve eksi 2. Bu da b noktası. 7 virgül eksi 2. Peki bu bilgileri kullanarak vektörün x ve y bileşenlerini bulabilir miyiz? b vektörü, bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir vektörü göstermenin birkaç yolu vardır. Mesela birim vektör gösterimi. Bu gösterimde ilk paranteze x bileşenini, sonra da ikinci paranteze y bileşenini koyacağız. Burada yaptığımız şey, birim vektörü yatay ve dikey doğrultuda ölçeklendirmek. Yani, birim vektörü büyütmek ya da küçültmek. Eğer bu gösterim size yabancı geldiyse, bunu tanımıyorsanız, bunu daha önce duymadıysanız, birim vektör gösterim konusunu işlediğimiz videolara bir bakın. Peki, vektöre geri dönelim. x bileşeniyle başlayalım. Başlangıç noktası ve bitiş noktası arasında x'teki değişim nedir? x'teki değişim, bitiş noktasının x koordinatı olan 7, eksi, Başlangıç noktasının x koordinatı olan eksi 8. y bileşeninde yine aynı mantıkla bitiş noktasının y koordinatı eksi başlangıç noktasının y koordinatı olacak. Yani eksi 2 eksi 7. Sonuç olarak 7 eksi eksi 8, 7 artı 8 demektir. Bu da 15 eder. 15 çarpı i. Bunu mavi ile yazalım. y bileşenini de eflatunla yazalım. Eksi 2 Eksi 7, eksi 9 eder. İster artı eksi 9j olarak yazın, isterseniz de direkt eksi 9j olarak yazabilirsiniz. Vektörü göstermenin yollarından bir tanesi bu. Başka bir yol ki birçok kişinin de bunu kullandığını göreceksiniz. Parantez içinde 15, virgül eksi 9 yazmak. Bir başka yolda sütun vektörü kullanmak. Evet, 15 ve eksi 9. Bunların hepsi aynı vektörü göstermenin değişik yolları. İsterseniz şekil üzerinde de görelim. 15 i, yatay eksende birim vektörden 15 kat daha büyük olan bir vektördür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bu boyadığım 15i vektörü. 15i. Eksi 9j ise dikey eksende aşağı doğru 9 birim gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte bu da eksi 9j. Evet, eksi 9j. Üzerinden de geçelim. Evet, eksi 9j. Eğer 15i ile eksi 9j'yi toplarsanız, v vektörünü elde edersiniz. Buraya yazdığımız işlemi yaptık ve v vektörünü elde ettik. x bileşeni 15, y bileşeni eksi 9. Ya da a noktasından b noktasına gitmek için x'i 15 birim arttırmak, y'yi de 9 birim azaltmak gerekiyor. Bunların hepsi bize burada başlayıp burada biten vektörün x ve y bileşenlerini gösteriyor. Vektörü buraya koyduk ve bu sonuçları elde ettik. Bazen vektörleri öteler ve konumlarını değiştiririz. Bu durumlarda bile vektörlerin büyüklükleri ve yönleri aynı kalır. Bunu sakın unutmayın.